Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere aktaracağım konu. Fren Westinghouse yani fren servosu arızası nasıl anlaşılır? Westinghouse yani bir diğer adıyla hidrovak bozulursa ne olur? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Bu farklı isimlere sahip olan parça fren ana merkezinden hemen önce fren merkez silindiriyle Fren pedalı arasında bulunan silindirik büyük bir parçadır arkadaşlar. Dediğim gibi fren Westinghouse, fren servosu ya da hidrovak olarak e, bilinmektedir. Yani bu üç isim yani araçlarda e, parçacıların farklı farklı şeyidir ama üçü de aynı yola çıkmaktadır, aynı parçadır. Ben Westinghouse olarak anlatacağım. Yani e, siz fren servosu olarak biliyorsanız öyle anlayın. Hidrovak olarak biliyorsanız öyle anlayın. Westinghouse adı verilen bu parçanın görevini oldukça basit bir şekilde anlatmak gerekirse araç sürücüsünün fren pedalına uyguladığı kuvveti yaklaşık 5 kart arttırarak frenleme kuvvetini arttırmak ve aynı zamanda Fren pedalının yumuşamasını sağlamaktır. Siz frene basıyorsunuz. Bir basıyorsunuz. Bu par yani Westinghouse bunu 5 katına çıkartıyor yaklaşık. Ama bu kuvveti arttırınca fren pedalının da aynı anda yumuşamasını sağlıyor. Böyle e, üstün özellikte bir parçadır. Şimdi gelelim Westinghouse arızasının nasıl anlaşılacağını. İlk olarak şöyle bir yol izleyin. Aracınızı stop edin. Bu şekilde frene basıp bırakın. Siz bu şekilde freni pompaladığınızda frenin sertleşmesi gerekmektedir. Eğer frende sertleşme olmazsa Westinghouse arızalı demektir. Yani Westinghouse arızasını nasıl kontrol edebilirim derseniz ilk yani bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yine araç çalışmazken freni pompalayın. Fren sertleşir. Daha sonradan aracı çalıştırdığınızda bu sertlik devam ederse e, Westinghouse arızalıdır. Eğer ki aracı çalıştırdığınızda bu sertlik ortadan kalkar, fren yumuşarsa Westinghouse sağlam demektir. Westinghouse motor çalışınca devreye giren, motor çalışmazken e, çalışmayan bir sistem olduğundan motor çalışmazken bu parça devreye girmez ve fren oldukça sert olur. Ve bu sertliğe ters olan da fren tutmayacaktır. Yani Westinghouse fren sisteminde e, oldukça e, gerekli ve arızası büyük e, sorunlara yol, yol açabilecek. Hem mal hem can kaybına sebep olabilecek bir parçadır. Aracınızda Westinghouse bozulduysa bir an önce bu durumun üstünde durun ve sorunun çözümüne ulaşmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi bu frenin tutmasını engelleyen e, bir parça olduğundan hem can hem mal kaybına sebep olabilecek bir parçadır. E, bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. E, sormak istediğiniz sorulara her zamanki gibi açığım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.